Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapımını göstereceğim. Yakından bakalım. Takım halinde örüyoruz. Üçlü bir takım oluyor ve sıra keselif modelinde. Daha önce karesini ve uzunluğunu örmüştük. Bu şekilde üçlü bir takım örebilirsiniz benimle birlikte. Kolaylıkla bu muhteşem modele sahip olabilirsiniz. Arkası da bu şekilde. Her sırasını adım adım anlatıyorum. Bağcık kısmı da dahil bu videomda hepsini anlatıyorum. Ağız kısmını da göstereyim bu şekilde. Rahatlıkla eliniz girecektir. Boşluk bile kalıyor. Güvenle örebilirsiniz. Hemen diğer parçalarını da göstermek istiyorum. Böyle büyük boy ördüm ben de satılır diye. Hemen karesini göstermek istiyorum. Bu şekilde yapımı kanalımda mevcut. Arkası da böyle. Hemen uzunluğu göstermek istiyorum. Kendinden kutlu. Hepsi çok güzel oldu. Çeyizlerinize koyabilirsiniz, hediye edebilirsiniz. Gündelik kullanıma uygun bir model. Evet, bu şekilde. Modelimin yapımında 2 milim tığ kullandım. Eğer tığınızı değiştirmek istiyorsanız bu tığı almanızı öneriyorum. Eliniz rahat edecektir. Ve 2 tane de lif ipi kullandım. Pudra rengi ve beyaz renk. Eminim her renk çok güzel olacaktır bu şekilde. Kanalıma abone olup videolarıma beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. 2 milim tığ kullanıyorum. 4 tane zincir yapalım ilk etapta. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir yaptım. En alttan ikinci zincire batıyorum. Şöyle küçük bir halka oluşturdum. Ardından bir zincir yapıp halkanın boşluğuna bu şekilde fıstık yapıp kapatalım. Ardından bir zincir yapıp tekrar bu noktaya fıstık yapıp kapatalım. 2 oldu. Üst üste fıstıklar yapmaya devam edelim. Bir zincir yapıyoruz. Evet, üst üste fıstıklar yapmaya devam edelim. Evet, bu şekilde toplamda 15 tane kapalı fıstık yapalım. Hemen sayalım birlikte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15 tane yapıyoruz. Şimdi buraya tığımı geçiriyorum. 16. renkli ipimizi dahil edelim. Evet, 16.'yı yapacağız renkli ipimizle. Kapatmadan bir tane batılacak yer atlıyorum, buraya atlıyorum, yan tarafı yapıyorum. Beyaz ipi de aradan yürütüyorum bu arada bu noktaya. Bu şekilde tığımda 2 tane, ikisini kapatıyorum. Şöyle hafif astılıyoruz aradan yürüttüğümüz ipi. Bir zincir, tekrar buraya bir tane yapıyorum. Bırakıp beyazı alıyorum. Yan tarafa da beyazlı yapıyorum. Renkli ipimi aradan yürütüyorum. Bu şekilde tığımda bir beyaz ve bir pudra var. İkisini kapatıyorum bir zincir. İpleri hafif astılıyoruz. Tekrar pudra rengi alıyorum. Bir zincir yaptım. Buraya bir tane ve yan tarafa. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Bir zincir, tekrar buraya bir tane bıraktım. Beyazı alıyorum. Hafif astılıp alıyorum.
Yan tarafa da beyaz ile yapıyorum. Renkli ipimi aradan yürütüyorum. Bu şekilde tığımda bir beyaz ve bir pudra var. İkisini kapatıyorum bir zincir. Böyle bir görüntümüz var. Tekrar pudrayı alalım. İplerimizi alırken hafif astılıp alalım. Örgümüze zarar vermeden buraya bir tane yan tarafı yapıyorum. İki tane pudrayı kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya bir tane bırakıp beyazı alıyorum. Hafif astılıp yan tarafa da beyazla yapıyorum. Bir beyaz ve bir pudra var. İkisini kapatıyorum bir zincir. Evet, böyle görüntümüz. Tekrar pudrayı alıyorum. Aynı işlemlere sıra sonuna kadar devam ediyorum. İki tane pudrayı kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar buraya bir tane bırakıp beyazı hafif asılıp alıyorum. Yan tarafa da beyazlı yapıyorum. Bu şekilde tığımda bir beyaz, bir pudra, ikisini kapatıyorum bir zincir. Evet, bu şekilde yaparak sıra sonuna gelelim. Evet, bu şekilde sıra sonuna gelmek üzereyiz. Sıra sonunu birlikte örelim. Buraya bir tane yaptım, bıraktım. Beyazı alıyorum. Son nokta bu halkanın içi. Oraya yapıyoruz. Bu şekilde tığımda bir beyaz ve bir pudra var. İkisini kapatıyorum. Ardından bir zincir. Pudra rengimi alıp böyle yukarıya çıkartıyorum bir üst sıraya. Devam edelim. Şimdi buraya bir tane yapıp kapatıyorum. İpimi de alarak çıktım ve bir tane fıstık yapıp kapattım. Bu sırada beyaz ağırlıklı olacak yatay fıstık sayısı. Bir zincir. Buraya bir tane yapıyorum. Bırakıp pudra rengimi alıyorum. Beyazı aradan yürütüyorum. Bu nokta, yani yan tarafı yapıyorum. Bir beyaz ve bir pudra. İkisini kapatıyorum. Ardından bir zincir. Tekrar beyaz ipimi hafif astılıp alıyorum. Tekrar buraya bir tane yan tarafa yapıyorum beyaz ile. İki tane beyazı kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar bu noktaya bir tane bırakıp pudra rengimi alıyorum. Yan tarafa da pudra ile yapıyorum. Bir pudra ve bir beyaz, ikisini kapatıyorum bir zincir. Şöyle modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Tekrar beyazı hafif astılıp alıyorum. Aynı işleme devam ediyorum. İki tane beyazı kapatıyorum bir zincir. Tekrar buraya bir tane bırakıp pudra rengimi alıyorum yan tarafa. Bir pudra ve bir beyaz, ikisini kapatıyorum bir zincir. Bu şekilde tekrar beyazı alalım. Bir tane beyazı kapatıyorum. Tekrar bir tane beyaz yapıyorum. Bırakıp pudra rengimi hafif astılıp alıyorum. Buraya da pudra yapıyorum. Bir pudra ve bir beyaz, ikisini
kapatıyorum bir zincir. Evet, tekrar bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, tekrar sıra sonuna geldik. İki sıramızı tamamladık. Bundan sonra modelimiz kendini tekrar edecek iki sırada bir. Şimdi ise bu bölümü yapacağız. Yatay fıstıkların renkli olan kısmını yapacağız. Bu bölümü. Sonrasında ise yatay fıstıkların beyaz kısmı olan kısmı yapacağız. Yani bu bölümü yapacağız. Şöyle göstereyim. Şimdi burayı öreceğiz. Pudra renkli yatay fıstıkları öreceğiz. Sonra beyaz renkli olanı, yani bu iki sırada bir tekrar edecek modelimiz. Hemen buradan sıra sonunu yapalım. İki tane beyazı kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Renkli ipimi de böyle yukarıya alıp çıkartıyorum. Bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Bir üst sırada bir zincir yaptım. Şimdi pudra rengimi alıyorum. Bu sıramı yapıyorum. Bu sıram bittikten sonra bu yapmış olduğumuz sırayı yapacağız. Buraya bir tane, yan tarafa iki tane pudrayı kapatıyorum. Bir zincir, tekrar buraya bir tane bırakıp beyazı alıyorum. Yan tarafa da beyaz yapıyorum. Bir beyaz, bir pudra, ikisini kapatıyorum. Bir zincir yapıp pudra rengimi hafif astılıp aldım. Tekrar bu noktaya bir tane, yan tarafa iki tane pudrayı kapatıyorum. Buraya bir tane bıraktım. Beyazı aldım. Yan tarafa bir beyaz, bir pudra, ikisini kapatıyorum. Bir zincir. Evet, bu şekilde devam edecek modelimiz. Şimdi bu sırayı yaptık. Diğer sırada bu sıramızı yapacağız. Bu şekilde örmeye devam edelim modelimizi. Evet, bu şekilde toplamda 14 sıra örüyoruz. Aynı gösterdiğim yöntemle her iki sırada bir tekrar ediyoruz zaten model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 sıra örüyoruz. Şöyle pembe çiçekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane. Şimdi bu parçadan 2 tane yapalım. Bu parçadan 2 tane yapalım şöyle. Bu şekilde bir birleştirme yapacağız. Bir tanesini kesin, diğeri kalsın. Beyaz ile ağız kısmını yapacağız. Böyle. Evet, bu parçadan iki tane olsun. Dediğim gibi. Şimdi birleştirme yapacağız hemen. Şimdi ben buradan iki tane bırakacağım. Sondan da iki tane bırakacağım. Ortada 2, 4, 6, 8, 10 tane kalmış olacak. 4 zincir yapıyorum. Hemen bir ileriye ilmek kaydırdım. Yine 2, 3, 4 zincir yapıp bir ileriye ilmek kaydırdım. Bir zincir yaptım. Şöyle. Diğerini de hemen getiriyoruz. Düzgün tarafı dışa baksın. Gerçi her iki tarafı da aynı bence. Şöyle şuradan bakayım, zincir yaparak aşağıya inmişim. Burası dışa baksın. Bu şekilde bir birleştirme yapalım. Şimdi şöyle çevireceğim. Bir, iki tane de buradan bırakıyorum. Bu şekilde ip kırmamak adına yapıyorum böyle. İp kesip de yapabilirsiniz. Bir zincir yapıp buraya ikisini bir alarak fıstık yapıp kapatalım. Böyle.
Bir zincir yaptım. Tekrar buraya yapıyorum. Şimdi ikisini birleştirmiştik burada. Tek parça örüyorum. İlmek aldım. Bu noktaya yapıyorum. Böyle. Tek parçayı yapıyoruz. İkili kapatıyoruz. Bir zincir tekrar. Buraya bir tane yan tarafa. Bu şekilde ikili kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Evet, ikili kapatmaya tek parça halinde devam ederim. Son iki tanesini birleştireceğiz. Evet, bu şekilde devam ettik. Son iki tane kaldı. Burayı birleştireceğiz diğer yerle parçayla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ikili kapattık. Şimdi buraya bir tane yapalım. İlmek aldım. Buraya batıyorum ve arkadan da diğer parçama şöyle 1, 2 köşe burası. Bir ikinciye batıyorum. Bu şekilde ikisini kapatalım. Ardından bir zincir tekrar bu noktaya bir tane ilmek aldım. Çevirelim arkasını. Yine tek parça örüyoruz. Arka parçasını ikili kapatarak devam edelim. Bir zincir yaptım. Şöyle bir birleştirmemizi yaptık. Şimdi devam ediyoruz ikili kapatmaya. Sıra sonuna gelelim. Sıra sonunda birlikte öreceğiz. Bu şekilde ikili kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Evet, ikili kapatarak devam edelim. Son noktayı birlikte yapacağız. Buraya kadar ikili kapatalım. Son noktayı burayı birlikte yapalım. Evet, ben bu şekilde devam ettim. Şimdi burada son nokta şurası var. Şöyle göstereyim. Şurası da başlangıç fıstığı. Hemen devam edelim. Sıra sonunu yapıyoruz. Buraya bir tane. Son nokta buraya yapıyorum ikinciyi. Ve üçüncüyü ise buradaki başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum. Bu şekilde tığımda 3 tane olmalı sıra sonunda. Üçünü kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Evet, bu şekilde bir kurulumunu tamamladık. Gerisi daha kolay olacaktır. Şimdi üst sıraya geçelim. Bir tane yapıp kapatıyorum. Ardından bir zincir. Buraya tekrar yapıyorum. Yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde ikili kapatıyorum. Burada bir artırma yapacağım ben. İki yerde artırma yapacağım. Şöyle şu nokta birleştirdiğimiz noktada iki tane artırma yapacağım. Bir zincir daha geniş olmasını istiyorum ağız kısmının. Buraya bir tane. Son nokta burası. Ve bu şekilde ikili kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar bir tane daha artırma yapacağım. Buraya bir tane. Son nokta burası. Ve bu şekilde yine ikili bir artırmamı yaptım. Şöyle üçlü bir fıstık oluştu. Şimdi ikili kapatarak devam edeceğim. Diğer birleştirme noktasına kadar orada da bir ikili artırma yapacağız. Bu şekilde ikili kapatalım. Evet, şimdi artırmamızı burada yaptık. İkili kapatarak devam edelim. Buradaki birleştirme noktası buraya kadar ikili kapatarak gelelim. Yine aynı artırmadan buradaki artırmanın aynısından buraya da yapacağız. Buraya kadar ikili kapatarak gelelim. Evet, buraya kadar geldim. Şuradaki birleştirme noktası. Şuraya da göstereyim. Buraya kadar geldik. Şimdi yine iki tane artırma yapacağız buraya. Buraya bir tane. Son noktaya, yani ikili kapattığım yere yapıyorum. İkisini kapatıyorum bu şekilde. Bir zincir. Aynı yere tekrar yapıyorum. İkili bir kapatma. Buraya bir tane. Son nokta yani.
Ördüğüm yer ikili, kapatıyorum bir zincir. Evet, bu şekilde burada da yine bir üçlü fıstık oluştu. Birleşim noktası. Şimdi ise devam ediyoruz ikili kapatmaya. Buraya bir tane yan tarafa ikili kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Evet, bu aşamadan sonra ikili kapatarak sıranın sonuna geliyoruz. Yine buraya kadar gelelim. Son fıstığı üçlü kapatacağız ve bir üst sıraya geçişi de göstereceğim. İkili kapatarak devam edeceğiz. Evet, buraya kadar ikili kapatarak geldim. Şurası son nokta, şurası da başlangıç fıstığı. Sıra sonu yine aynı şekilde olacak. Buraya bir tane son nokta yapıyorum. Başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum. Bu şekilde tığımda 3 tane olmalı. Üçünü kapatıyorum bir zincir. Evet, bu şekilde örmeye devam edeceğiz artık. Artırmayı ben bir kere yapacağım, yeterli. Eğer artırma yapmak isterseniz bir sıra düz ikili kapattıktan sonra yine aynı şekilde burada 2 tane artırma yapabilirsiniz her iki tarafta. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya yapıyorum. Yan tarafa yapıyorum. İkisini kapatıyorum bir zincir. Evet, şimdi daha kolay. İkili kapatarak her noktaya batarak ikili kapatıyoruz. Unutmayalım bunu. Her noktaya batarak ikili kapatalım. Devam edelim. Yine sıranın sonuna buraya geldiğimiz zaman burayla birlikte ve burayla birlikte üçlü kapatalım. Sıra sonunu aynı gösterdiğim gibi yapalım. Ve bu şekilde devam edecek modelimiz. Ağız kısmını ne kadar seviyorsanız o kadar örebilirsiniz. 3 sıra, 4 sıra, 5 sıra ne kadar seviyorsanız o kadar örebilirsiniz. Hemen ben bu aşamada kenar oyasını da göstereceğim. Eğer istediğiniz büyüklüğe gelince kenarını yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi bir üst sıraya çıktık ve kenar oyasını yapıyoruz. Buraya 5 zincirle sabitliyorum. Bir zincir yapıp buraya bir tane. Aslında aynı ikili bir kapatma. Sadece 5 zincirle kenar oyası yapmış oluyoruz. Bu şekilde 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya sabitliyoruz. Bir zincir. Tekrar normal ikili kapatıyoruz. İkili kapatıyoruz. 5 zincirle buraya sabitliyoruz. Şöyle bir görüntüm oluyor yani. Bu detay 5 zincir detayı böyle güzellik versin diye kenar oyasında bu şekilde yapıyorum. Sadece farkı zincir. İkili kapatıyoruz. İstediğimiz büyüklüğe gelince bu kenar oyasını yapalım. Şimdi ben göstermek için böyle yaptım ve birleştirmeyi de hemen göstermek istiyorum. Şu noktaya beyaz ipimi alıyorum. Buraya sabitliyorum. Şöyle sıkı bir şekilde. Buraya sabitleyelim. 5 zincir yapalım. Bu noktaya tekrar birleşim noktasına sabitleyelim. Tekrar 2, 3, 4 zincir yapıyorum. Bir ileriye gidiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir buraya sabitliyorum. 4 zincir yapıyorum ben. Sizler fıstık boyunda yapabilirsiniz elinizin durumuna göre. Tekrar böyle. Zincirle sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Artık kenar oyasını yapacağım. Köşedeyim şu anda zaten. Bir tane yapıp kapatıyorum. 5 zincir yapıp bu noktaya sabitliyorum. Bir zincir yapıp buraya bir tane ve yan tarafa yapacağız. Şu ipleri de içine alarak gizleyebilirsiniz.
Birleştiriyorum iki parçayı. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. 5 zincir buraya sabitliyorum. Bir zincir. Tekrar buraya bir tane. Yan tarafa. İkili kapatıyorum. 5 zincir buraya sabitliyorum. Evet, bu şekilde devam edecek. Şöyle göstereyim. Kenar ayasına buradan başladık. Şimdi köşeye kadar gelelim. Burada bir köşe uygulamamız var. Onu yapacağız. İkili kapatarak ve bu zincirleri yaparak köşeye kadar gelelim. Evet, kenar ayasında köşeye kadar geldik. Şu köşeyi tekrar şöyle göstereyim. Buraya kadar geldik. Diğer köşeyi de aynı şekilde yapacağız. Unutmayalım. Şuradaki köşeyi de aynı şekilde yapacağız. Unutmayalım. Buraya kadar geleceğiz. Ve yapmış olduğumuz köşenin aynısından yapacağız. Başka köşe yok. Sadece bir ve iki tane köşe var. Burayı zaten ikili kapatarak gelip 5 zincirle sabitleyip buralarda yine 4 zincirle ileriye sabitleyip 5 zincirimizi yapıp tekrar buradaki aynı işleri yapıyoruz. Şuradaki köşeyi hemen göstereyim size. Buraya bir tane yapıp kapatalım. 5 zincir. Buraya sabitleyelim. Bir zincir yapalım. Buraya bir tane. Kapatmadan köşeye örmüş olduğum bu ikili kapattım. En son noktaya yani. Bu şekilde ikisini kapatalım. Beş zincir yapıp buraya sabitleyelim. Bir zincir yapalım. Evet, bu yapmış olduğumuz köşenin aynısından bir tane daha yapacağız. Sadece bir tane daha yapacağız. Onu unutmayalım. Ve devam ediyoruz. Normal ikili kapatmaya. Şekilde ikili kapatalım. 5 zincirimizi yapıp da sabitleyeceğiz. Evet, bu şekilde yapalım. Kenar ayasını tamamlayalım. Ağız kısmını tamamlayalım. Dediğim gibi buraya kadar ikili kapatıp 5 zincirimizi tepeye sabitleyip köşenin aynısından bir tane daha yapacağız. Toplamda 2 tane olacak. Ve burayı da zaten burada köşe olmayacak. İkili kapatarak gelip 5 zincirle sabitleyip dediğim gibi şuradaki işleri yapacağız. Evet, ağız kısmını, kenarını, hepsini tamamlayalım. Bağcık kısmına geçelim. Evet, bu şekilde kenarlarını tamamladım. Aynı gösterdiğim yöntemle şurayı da göstermek istiyorum. Buraya kadar ikili kapatıp 5 zincir yaptıktan sonra 3-4 zincirle aşağıya inip buradaki zincirleri yapıyoruz. Bunu da söylemek isterim. Ağız kısmını da 1, 2, 3, 4. sırada bu şekilde kenar ayası yapmaya başladım ben. Sizler daha uzun seviyorsanız 5 sıra yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 tane yaptım ben. 5 sıradan sonra kenar ayası yapabilirsiniz. Ağız kısmı da çok güzel oldu. Böyle rahatlıkla eliniz girecektir. Bu şekilde. Şimdi lifimizin daha güzel olması için bağcık kısmını yapalım birlikte. Böyle. Boyutları gayet ideal oldu. Güzel oldu. Satılır diye ben de büyük boy ördüm. Şimdi bağcık kısmını yapacağız. Güzel bir bağcık yapalım. Pomponlu. Şöyle. 5 tane zincir yapalım. Yine en alttan ikinci yere sabitleyelim. Bir zincir yapalım. Ve ilmeği uzatıp halkamızın boşluğuna 4 sefer sarıp kapatalım. Bir zincir yapalım. Tekrar aynı yere 4 sefer sarıp kapatalım. Bu işlemi 5 kere tekrarlayalım. Aralarda da bir zincir var, unutmayalım. Bu
yumurt çiçekli yapabilirsiniz. Kanalımda mevcut. Aynı yöntemle birazdan göstereceğim. O şekilde geçirebilirsiniz. 2 4 5 tane yaptım. 3 zincir yapalım. Hemen aşağıya ilmek kaydırıp bir zincirle ipimizi keselim. Ve kestikten sonra ipleri gizleriz. Şöyle arkasını çevirip buraya renkli ipimizi sabitleyelim. Bu noktaya 3 zincir yapalım. Buraya fıstık yapalım, kapatmayalım. 4 veya 5 sefer sarabilirsiniz. Tekrar yan tarafa yapıyorum, kapatmıyorum. Diğer yan tarafa yapıyorum, kapatmıyorum. Ve son boşluğa da yapıyorum. Bu şekilde tığımda 1, 2, 3 ve 4 tane var. Şöyle tekrar sayalım. 1, 2, 3 ve 4 tane. Hepsini bir kapatalım. Bir zincir yapalım, sıkılaştıralım. Fazla ipleri gizleyeceğiz. Şöyle güzel bir pomponumuz oldu. 120 tane zincir yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 120 taneye tamamlayalım. Evet, bu şekilde 120 tane yaptım. Uzunluğu benim için her keselifimde böyle yeterli oluyor. Şimdi burayı bırakıyorum. Şöyle keselifimi de alıyorum. Buraya küçük bir çatal iğneyi netleşmesi için buraya geçiriyorum ve kapatıyorum. Ördüğüm ip burada. Onu koparmayacağız, kesmeyeceğiz, öreceğiz daha. Şöyle biraz fazla çıkaralım. Çünkü aralardan geçireceğiz. Hemen nereden başlayayım? Şuradan başlayayım en iyisi. Bu şekilde bağcık kısmını uzun seviyorsanız 120'ye kadar çıkartabilirsiniz. Şu öreceğimiz kısmı da biraz kendinizden doğru hemen astılın, ilerlemeden fazla. Çünkü öreceğiz, oraya 5 fıstık yapacağız o şekilde. Tekrar şuradaki ipi böyle astılarak gelmesini sağlayın. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi tekrar ipimizden asılalım. Evet, öreceğimiz kadar asılalım ve buradaki çatal iğneyi artık çıkartalım çünkü öreceğiz. Ve 5 tane geriye gidelim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 göz kararı yapıyorum. Bir zincir yapıp şöyle çeviriyorum. İlmeği uzatıp buraya fıstık yapıp kapatacağız 5 tane. Bir zincir, tekrar aynı yere. Kapatıp
Evet, bunu 5'e tamamlayalım. Evet, 5'e tamamladım. 3 zincir yapalım yine. Hemen bir aşağıya sıkı bir şekilde sabitleyelim. Bir zincirle ipimizi keselim. Evet, böyle. Şimdi arkasını çevireceğiz. Ondan önce hemen şuradaki ipi de uzun yerinden hastalarak çıkartacağız. Kolay bir şekilde çıkıyor zaten. Böyle hiç ipimizi kesmeden böyle yapmış olduk. Ayarlayacağım ben dengesini, uzunluğunu. Şimdi yine arkasından beyaz ipimizi sabitleyip yine aynı şekilde kapatalım hepsini, bir fıstıklar yapalım. 3 zincir yaptım. Kapatmadan her boşluğa 4 tane boşluğa bu şekilde fıstıklar yapıyoruz. Bu şekilde hepsini bir kapatalım. Üç zincir yapıp buraya da ilmek kaydırıp bir zincirle ipimizi keselim. İpleri de gizleyeceğim. Bu şekilde oldu. Şuraları gizleyelim, keselim. Ben iplerini gizleyeyim. Evet, bu şekilde iplerini içe doğru gizledim. Arkasından da fazla olan ipimizi eşitleyelim. Bu şekilde bağlıyorum. Bu zincir sayısı bana yeterli geliyor. Böyle güzel bir bağcık yapmış olduk. Hem de çok kolay ve güzel oldu. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Harika bir üçlü takım oldu. Boyutları süper oldu. Hemen diğerlerini de göstermek istiyorum. Şöyle bir ilk önce bir kesemize iyice bakalım. Diğerlerini de göstereyim. Bu şekilde rahatlıkla eliniz girecektir. Hemen karesini göstermek istiyorum böyle. Çok güzel oldu boyutu. İdeal oldu. Yapımı kanalımda mevcut. Arkası da bu şekilde duruyor. Hepsi güzel duruyor arkası. Ve uzunluğunu göstermek istiyorum. Yapımı yine kanalımda mevcut. Ve hepsinin yapımı çok kolay ve güzel modeller oldu. Evet, bugünlük videom bu kadardı. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.